Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Tavşancıkların, şehmuzun ve karamelin kümesini temizleyeceğiz. Sizlerle bu durumu paylaşacağım tabii ki. Bayağı bir pislik birikti. Artık temizlemek gerek. Zaten çok yorumlarda söylediniz. Temizle. Çok fazla pislenmiş gibisinde sorular geldi. Sorularınıza ilerleyen zamanlarda cevap olabilecek yine videolar gelecek. Tavşan yuvamız, küçük bir alanda tavşan nasıl çoğalır? Ne bileyim ve benzeri güzel şeylerden konuşacağız inşallah. Ama şimdilik verasıl kelam hayvanlarımızın yuvasını temizlemeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? İnşallah şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir böyle bir bakalım ne taraf. Pis kafesi de hazırladım. Tavşanları mecburen buraya bırakacağım arkadaşlar. Çünkü tavşan kafesinin içerisinde biraz bekleyecekler beni temizliğimi bitirmemi. Değil mi Karamel? Değil mi Şehmuz? Değil mi çocuklar? He? Çok tatlılar. Çocukları da en kısa zamanda sahiplendireceğim. Zaten hepsinin sahipleri var şu an. Gördüğünüz bütün yavru tavşanlar gitti arkadaşlar. Hemen hemen. Bir şey kalmadı. Yani hep aldılar. Sağ olsunlar, ilgi çok. Sadece uzun dere içerisinde yani yaşadığım bölgede hemen gelen alıp gidiyor tavşanları. Maşallah. İnşallah öyle de bakalım neler olacak. Şimdi baktığım kadarıyla şurayı temizleyeceğiz. Torun dibini. Tavşanlar zaten güzel ve akıllı hayvanlar. Bir noktaya salıyorlar. Yani pisledikleri zaman hep aynı noktaya pisliyorlar. Öyle farklı farklı noktalara pislemiyorlar. Değil mi Şeho? Şeho? Şehmuz? Şehmuz bazen elimi kıtlıyor arkadaşlar. Şu şekilde veriyorum elime. Kokluyor. Sonra da elimi kıtlıyor. Ama şu an kıtlamıyor. Benden arpa bekliyor büyük ihtimalle. Tamam Şeho, sana arpa alacağım ben. Tamam mı gıcık oğlum? Tamam mı? Hadi biz sizinle birlikte geçelim temizliği arkadaşlar. Karamel de bilmiyorum halen yüklü mü acaba? Evet, Karamel yine yüklü arkadaşlar. Şu an videsini yokluyorum. Evet, yüklü Karamel yine. Şehmuz da. Şimdi nasıl anlıyorum biliyor musunuz? Elimle dokunarak Şehmuz'a dokunduğum zaman böyle bir yumuşak, ama Karamel'e karnına el attığım zaman bayağı bir dolu gibi görünüyor. O yüzden çok yakın zamanda tekrardan yavrulayacaktır. Onun dolayı hemen acilen yuvayı temizlememiz gerek. Değil mi? Pis olan noktamız burası. Şu yuva kutusuna hiç dokunmayacağım. Bu yuva kutusu hakkında sizlerle yine konuşacağız. Çünkü yuva kutusunun içerisi güzel. Zaten kendileri yuva yapıyorlar içeride. Çok fazla durmuyorlar. Yavru çıkardıkları noktada burası. Komple her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş artık yuvayı temizlemek için hayvanları tutmaya başlamamız gerek. Önce onları tutup buraya koyalım arkadaşlar. Kolay olmayacak. Benim için biraz zor olacak. Ama halledeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar tavşan familyamızı komple
kafese aldık. Karamele dikkat ettik. Çünkü karamel hamile. Yine o nedenle çok dikkatli bir şekilde aldım ve koydum içeriye. Yavaşça. Zarar vermek istemeyiz hayvanlarımıza, değil mi? Yavruların hepsi burada. Şimdi ise kümeslerini hafiften temizlemeye başlayalım artık. Onlar da bir müddet kafeste beklesinler. Değil mi kız çocuklar? Hadi bakalım. Arkadaşlar, temizliğimiz bitiverdi. Benim için uzun ve yorucu bir gündü. Bayağı bir yoruldum vallahi temizlik yaparken. Ama şu an güzelleşti. Yuvayı bu tarafa aldım. Burada daha rahat bir şekilde yavrulasınlar ve büyüsünler. Bir de bizim de ulaşımımız kolay olsun diye bu tarafa aldım bu yuvayı. Giriş çıkışımız da daha kolay oldu. Güzel bir şekilde tertemiz yaptım. Şimdi ise tavşanlarımızı buraya alalım. Bakalım hayvanlar ne yapacak? Çok merak ediyorum. Şu şekilde böyle çekelim kendimize doğru. Şuraya kadar. Bakalım yuvaya kendileri girecek mi? Onu hep birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde açtık. Hadi bakalım. Şahu gir. Şahu ilkin sen gir. Sonra sen gir Karamel. Gir Karamel. Gir. Bak Şahu gitti. Hadi Karamel gir. Gir kızım gir. Yeni yuvan hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hayvanlar biraz şaşırttı. Kızlar. Şşt kızlar. Çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ha? Şşt. Hadi girin bakın. Hadi girin. Girin hadi. Hadi oradan bakın buradan gideceksiniz. Gidin. Git. Bak bir tanesi gitti. Biz gidin hadi. Tertemiz bir ortam. Hayvanlar yavaş yavaş gidiyorlar arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Heh. Gidin. Çıktı, o da çıktı. Ve yuvayı götürüyoruz. Hay maşallah. Arkadaşlar, hayvanlarımızın hepsi yuvasına girdiler. Yeni ortamları bence hoşlarına gitti. Hele de Karamel'in çok hoşuna gitti gibi geliyor bana. Gerçekten hoşuna gitti Karamel'in. Ortamı sevdi bence. Tertemiz ettim içeriği. Pisliği dışarı attık. Vallahi güzel oldu ya. Bayağıdır da temizlemiyordum. Çok iyi oldu. Böyle bir yuvalarını da delikleri şu şekilde koydum. Boruları ki içinde böyle yürüsünler. Otu da bastım. Biraz da marul attım ki hayvanlar biraz eğlensin. Zaten bu ot da şimdi gezine gezine tamamen basacaktırlar yere doğru. Tavşanlar kış sezonunda kuru ot da yiyor. Çok kez gözlemledim. Can ne öyle bir tatlılığı lan. Şunu tatlılığına bak. Anne. Anne. Küçük 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 küçük. Anne. Ben tavşanları çok seveyim biliyor musun? Ha? Ha kızım. Ha oğlum. Senin cinsin ne la? Ben tavşanları çok seveyim biliyor musun? Tavşanım benim. Tavşanım benim. Tavşanım hepsi sahiplendirdik. Allah'tan Karamel yine hamile. Yine cücü çıkacak. Cücüler çıkacak. Şu kahverengiyi de çok seviyorum. Kimisi sevmiyor kahverengiyi ama ben çok seviyorum arkadaşlar.
çok azdır yani şu kahverengiye böyle hasta olan. Kahverengi de çok şirin hayvan yani, beyazlar da güzel ama bunun da hakkını yemeyelim lütfen. Canım benim. Karamel yüklü, bayağı dolu şu an karnı. Kim bilir kaç tane yavru yavruluyor. Diyor musunuz arkadaşlar? Tavşanlar kaç yavru yapıyor? Aranızda bilen arkadaşlar var mı? Şehmuz yuvayı ilk ziyaret eden oldu. İçeri girdi yuvalar. Ve şimdi tekrar dışarı çıkıyor Şeho. Yuvaya bir kolaçan ediyor. Yuvanın içerisinde hiçbir değişiklik yapmadım. Otları bile değiştirmedim. Zaten pis değildi, içeriği kontrol ettik arkadaşlar. İstedim ki hayvan çok fazla şey yapmasın. Kokusu orada kaldığı için tekrardan kokusuyla birlikte orada gerekli işlemler yapabilsin. Ortamı teşvik ediyor. Ve çok güzel bir şekilde de her yere baktı, her yeri gezdi, bir dolaşıyor etrafı. Bakıyor ki ne var ne yok. Güzel bir şekilde onlara oyun alanı sağladık. Daha güzel bir biçimlerde de oyun alanları sağlayacağım tavşanlarıma. Güzel güzel projelerimiz var. Şeho bir oraya giriyor, bir oradan çıkıyor, başka yere giriyor. Yavrular da aynı şekilde oynamaya başladı birkaçı zaten şimdiden. Bakalım, Şehmuz kolaçan işini halletti. Her yere baktı, eğledi. Şimdi ise yemeye başladı arkadaşlar. Bütün Şeho family, yani Şehmuz ailesi, Şehmuz ve Karamel ailesi çok güzel, çok sakin, çok tatlılar. Arkadaşlar, hayvanlarımızın hepsi sağlıklı, çok iyiler. İnşallah bu şekilde devam ederlerse çok tatlı olmaya, daha güzel hayvanlarımız elde etmeye devam edeceğiz inşallah. Bekliyorum bakalım Karamel bu kez nasıl bir yavru çıkartacak. Nasıl bir yavrulara sahip olacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü her seferinde çok şirin hayvanlarımız olacak gibi duruyor. Ve çıkar çıkmaz zaten fazla sürmeden bir sürü müşteri çıkıyor arkadaşlar çevreden. Hiç internete vermeden dahi hemen gidiyor yavrular. Çünkü tavşan yavruları çok popüler. Ve her eve lazım derim ben. Tabii sahiplendirirken, buradan verirken de bütün arkadaşlara soruyorum verirken. Diyorum ki bakın hayvanlara nasıl bakacaksınız? İyi bakacak mısınız? Nerede bakacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Eğer gayet iyi bakacaksalar veririm. Lakin iyi, eğer bakamayacaksalar, yani bakabilecek bir kapasitede yoksalar, hayvanların iyiliği için kimseye vermem arkadaşlar. O yüzden her daim sorarım ne var ne yok diye. Sizler de hayvan sahiplendirirken kesinlikle sorun. Ve bakın hayvanlarınızı kime sahiplendiriyorsunuz, yani kimlere veriyorsunuz, hayvana iyi bakabilecek miler diye sorgulayın arkadaşlar. Bu sizin en büyük insani görevinizdir, haberiniz olsun. Hayvan sevgisini taşımak ve onu yönetebilmek çok önemli benim için. Hayvanları seviyorsanız onların her halini düşünmelisiniz. Şimdiden sizlere de bunu söylemiş olalım. Değil mi Şeho? Değil mi canım benim? Arkadaşlar bu videonun da artık yavaş yavaş sonuna gelelim. Neden diyeceksiniz? Çünkü tüm kümesi temizledik ve ben işe gelecektim. Evet, sabahtan beri 1 saattir buradayım. Bayağı uğraştım. Güzel işler çıkartmaya çalıştım. Umarım da güzel işler çıkartabilmişimdir. Şimdi sizlerden müsaade istiyorum. Artık ben kaçar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yine tavşanlarla alakalı çokça videomuz olacak inşallah. Kendinize çok mehkem bakmayı unutmayın. Şöyle kapağı da kapatalım. Bugünkü bu serüvenimizin de artık sonuna geldik değil mi? Saçım başım birbirine girdi. Alnımın teri çıktı arkadaşlar. Bayağı bir yorulduk. Hepinize teşekkür ederim. Ekranda çıkan şu an, şu tarafta çıkan iki videodan farklı videolara, daha güzel videolara giderek izleyebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok mehkem bakın. Hoşçakalın.